Buyurun. Kim aramıştınız? Şey, Hande Hanım'a bakmıştım. Kendisi evde değil. Ha, biliyorum biliyorum. Ben ailesiyle görüşecektim zaten. Peki, buyurun. Ceren Hanım, biri geldi, Hande Hanım'ı görmek istiyor. Allah Allah, kim acaba? Bilmiyorum ama bir baksanız iyi olur. Tamam, ben bakayım, sen de Şule Hanım'a haber ver. Tamam. Buyurun, ne istemiştiniz? Şule Hanım, bir misafirimiz var. Kimmiş? Bilmiyorum ama Hande Hanım için gelmiş. Hande Hanım mı? Buyurun, ne istemiştiniz? Hoş geldiniz Hande Hanım. Bir misafiriniz var. Hande? Yani gerçekten beni hatırlamadın mı? Benim. Kadir. Benim, ben. Demek söyledikleri doğruymuş ha. Hafızanı kaybettin, hiçbir şey hatırlamıyorsun. Seni o kadar çok aradım ki. Gerçekten sokak sokak, cadde cadde aradım seni. En sonunda Almanya'daki hastaneye ulaştım. Oradan da konsolosluğa yönlendirdiler. Buraya kadar geldim. Zehra'm. Serkan, ne diyor bu adam? Ne Zehra'sı? Anlatayım canım kardeşim. Ben Zehra'nın, yani sizin bildiğiniz adıyla annenin nişanlısıyım. Nişanlısı mı? Ne diyorsun sen ya? Ne nişanı? Doğru duydun. Onun nişanlısıyım. Buraya kadar gelip bu saçmalıklarına inanacağımızı mı düşünüyorsun ha? Hande'nin hafızasını yitirdiğini biliyorsun. Ya bize yanaşıp bizi dolandırmayacağın ne malum? Peki tamam. Peki bu fotoğrafa ne diyeceksiniz? Fotoğraf da mı yalan? Ha?
Hande, fotoğraftaki sensin. Ne oluyor? Bunda şaşılacak bir şey yok canım kardeşim. Çünkü doğruyu söylüyorum. Sen kaçırılmıştın. Yoksa sen mi yaptın? Ben de onu birilerinden kaçarken tanıdım zaten. Salih miydi? Neydi öyle bir adamdan kaçıyordu? Niye kaçtığını, adamların ondan ne istediğini sordum ama herhangi bir cevap falan vermedi bana. Yani kaçmasına, saklanmasına yardım ederken de bana aşık oldu. Ben de ona aşık oldum. Evlenecektik. Saçmalık bütün bunlar. Hande lütfen sen de bir şey söyler misin? Tanımıyorum. Bak, gördün işte. Kızım seni tanımıyor. Ayrıca bu saatten sonra seni tanısa ne fark eder, hatırlasa ne fark edecek? Ha? Sen onun için hiçbir şey ifade etmiyorsun. Anladın mı? Hanımefendi şöyle söyleyeyim. Kızınız ve bizim birlikte yaşadıklarımız benim için çok şey ifade ediyor. Onunla neler neler yaşadık biz. Ne badireler atlattık. Hem bizimki çok büyük aşktı. Bir bebeğimiz olacaktı. Bebeğiniz mi olacaktı? Ama o kazada sadece hafızasını değil, bebeğimizi de kaybetmiş. Ben onun içinde bir yerlerde beni hatırladığını biliyorum. Yani ona kendimi hatırlatmaya da kararlıyım. Benim kararımdan da kimse vazgeçiremez öyle kolay kolay. Böyle bir şey mümkün değil. Serkan, oğlum bir şey söyler misin lütfen? Hanımefendi, ben Zehra ile 5 dakika baş başa konuşmadan şuradan şuraya gitmem. Hatırlamıyorum diyor ya. Ne konuşacaksın? Şşş, bir sakin ol ya. Buraya elini kolunu sallayarak gelip onunla görüşebileceğini mi sanıyorsun sen? Ne yani, fotoğrafta mı yalan? Ha? Biz neler neler yaşadık biliyor musun? Başımızdan neler geçti. Sen istiyorsan ben sana daha fazla detay veririm, daha fazla anlatırım. Daha fazla konuşmamı istiyor musun? Yeter. Genç otur. Konuşalım. Kızım. Siz de izin verirseniz konuşalım. Ama Serkan. İstiyorsa konuşabilir anne. Zehra, niye cevap vermiyorsun ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.